Evet sevgili arkadaşlar, bugün derişim bilimlerinin 4. videosu ile birlikteyiz. Hemen videomuza geçelim, başlayalım. Molalite. Molalite arkadaşlar 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısına molalite diyoruz. Molalite de, şurayı hemen düzeltelim, küçük m ile gösterirsek, çözünen maddenin molü bölü çözücünün kilogramı şeklinde ifade edebiliriz molaliteyi. Molalite bizim için önemli bir derişim birimidir. Neden önemlidir? Çünkü koligatif özellikleri de önümüzdeki videolarda göreceğiz. Koligatif özelliklerde molalite bizim için olmazsa olmaz bir derişim birimidir. O yüzden molaliteyi iyi anlamamız ve bol soru çözmemiz gerekir. 600 gram kalsiyum bromür tuzu çözünerek hazırlanan çözeltinin derişimi 0,1 molaldir. Buna göre çözeltide kaç kilogram su kullanılmıştır diyor. 0,1 eşittir. 600 gram kalsiyum bromür diyor. 600 bölü 200 çarpı kilogram su diyelim. Bununla bu sadeleşirse yukarıda 3 kaldı. 0,1 çarpı kilogram suya x diyelim. X olsun bu. 0,1 çarpı x eşittir 3. X eşittir 3 bölü 0,1'den ne çıkacaktır? 30 kilogram su. Gram kol katısının 500 gram suda çözünmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltide kaç molar iyon vardır diyor. Hemen molaliteyi bulalım. Molalite eşittir 8 bölü 40 çarpı 0,5. Buradan 8'i 40'a bölersek 0,2 bölü 0,5'ten o da 0,4 molal çıkar. Bize iyonları soruyor. Hemen potasyum iyonu. Bileşiğimizde bakın bir tane potasyum iyonu var. O halde 0,4 molal potasyum iyonu vardır. Bileşiğimizde 1 molal bir tane daha doğrusu OH iyonu var. O zaman OH iyonu da 0,4 molal çıkacaktır. Yani toplamda eğer toplamı soruyorsa soru 0,8 molal iyon vardır. Mol kesri ve yoğunluk. Mol kesri eğer arkadaşlar bir çözeltiden mol kesrinden bahsediyorsa mol kesri dediğimiz şey gazların ünitesinde de anlatmıştık. Mol kesri bir çözeltide çözücü ve çözünen olduğuna göre çözücünün mol kesrinden bahsediyorsa çözücünün mol kesri demek çözünün mol sayısı bölü çözeltinin mol sayısı veya çözücünün mol kesrini soruyorsa çözücünün mol sayısı bölü çözeltinin mol sayısı. Burada mol kesrini biz x ile göstereceğiz. X mol kesrinin ifadesidir ve birimi yoktur. Çözücü ve çözünenin mol kesirleri toplamı her zaman toplam olarak 1'e eşit olmak zorundadır. Bunu da unutmamamız gerekir arkadaşlar. Yoğunluk ise çözeltinin yoğunluğu. Çözeltinin yoğunluğu çözeltinin kütlesi bölü toplam hacimdir. Biz burada bir de bazen şu formülü kullanacağız. Molalite eşittir. Denizde yüzen 10 maymun formülünü kullanacağız. Molalite eşittir. Denizde yüzen 10 maymun formülünü de kullanacağız. İşimize yarayacak bir formül daha arkadaşlar. Kütlece %64'lük CO2 sulu çözeltisinden CO ve SO2'nin mol kesri nedir diyor. Şimdi %64'lük çözeltimiz 100 gram olsa, 100 gram olsun. 100 çarpı 64 bölü 100 yaparsa 64 gram SO2, 36 gram da H2O vardır. N SO2 eşittir. SO2'nin eması bakıyoruz hemen 64. 64 bölü 64'ten 1 mol. NH2O eşittir. 36 bölü eması 18'dir suyun 2 mol. Şimdi formülde yerine yazarsak X SO2 eşittir. 1 bölü toplam mol sayısı çözeltinin 3 mol. Ne yapacaktır? 1 bölü 3. XH2O ne yapacaktır? Suyun mol sayısı 2, çözeltinin mol sayısı 3, 2 bölü 3. İkisini topladığımız zaman 1 yapacak. Dediğimiz gibi her zaman çözeltide çözücü ve çözünenin mol kesirleri toplamı 1'e eşit olur. Yoğunluğu 1.2 gram, kütlece %49'luk 200 mililitre H2SO4 çözeltisini kaç mol koh katısı tamamen nötrleştirir demiş. Hemen sordu, hemen molaritesini bulalım. Molarite eşittir. Yüzde çarpı 10 çarpı D bölü MA. Denizde yüzen 10 maymun. Yüzdemiz kaç? 49.
çarpı 10 yoğunluğumuz 1.2 bölü ma 98. Bununla bu sadeleşirse aşağıda 2 kaldı. 2 ile de 10 sadeleşirse 5. 5 ile de 1.2'yi çarparsak 6 molar. Şimdi, burada biraz uç bir örnek olmuş ama nötrleşmede molarite çarpı hacim çarpı tesir değerli eşittir en baz çarpı tesir değerliğine eşit olacaktır. Asidimizin molaritesi 6 molar. Hacmi 200 mililitre. Tesir değerliği 2. Burada yalnız bu 200 mililitreyi 0,2 olarak almalıyız. Çünkü karşımızdaki mol olduğu için 200 yerine 0,2 alacağız. En baz çarpı tesir değerliği 1. 6 çarpı 0,2 çarpı 2 eşittir en baz. En baz buradan kaç çıkacaktır? 2,4 en baza eşit olacaktır. Evet arkadaşlar, sıradaki soruyla devam edelim. Öz kütlesi 1.25 gram bölü metre olan 0.4 mol x katısıyla hazırlanan kütlede %10'luk çözersen hacmi 320 m. Buna göre x'in molekül kütlesi kaç gram bölü moldür diyor. Buradan molarite hesaplarsak molarite neydi? N bölü V'ydi. 0.4 mol bölü 0.32 ne yapacaktır? 1 bölü ya da 40 bölü 32'den sadeleştirirsek 8 ile sadeleştirirler. 5 bölü 4 o da ne yapacak? 1,25 yapacaktır. 1,25 yapar. 1,25 eşittir. Denizde yüzen 10 maymun. Değer 1,25. %10'luk. %10'luk bir de formülden gelen onumuz var. MA'sı kaç arkadaşlar? MA'yı bilmiyoruz. Yerine yazarsak bunlar sadeleşirse MA kaç çıkar buradan? 100 gram bölü mol çıkar. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize dikkat edin.